Evet, artık dizilerin maliyetinin ne olduğunu, hangi durumlarda daha maliyetli olduklarını ve bu maliyetlerin nasıl absorbe edildiğini, hangi türler eşliğinde absorbe edildiğini incelemiş olduk. Bunlara vakıfız diye varsayıyorum. Şimdi bu bilgilerden sonra arkadaşlar, sitting segmentten sonra özellikle sitting builder dediğimiz bir sınıfı inceleyeceğiz. Bu sınıf nedir? Hangi durumlarda kullanılır? Arkada hangi davranışı sergiler vesaire bunları konuşuyor olacağız. Tabii bu sınıfı bilenler biliyordur. Zaten az buçuk bir programlamaya girenler Sitting Builder'ı kullanmıştır ama arkasındaki mahiyet bizim için önemli olacak o seviyede bilenler için. Bilmeyenler zaten sıfırdan öğrenecekler. Gelin şimdi ne olduğunu inceleyelim. Arkadaşlar, şimdi dizilerdeki çalışma yaptığımız operasyonlar bizler için maliyetli olabiliyor. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde Sitting de bir dizi olduğundan dolayı Sitting'in üzerine yapılan bütün işlemler ekstradan da maliyetli olmakta. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla biz genellikle yazmış olduğumuz yazılımlarda Sitting operasyonlarında artı operatörünü kullanarak Sitting birleştirmeyi çok fazla yaparız ve buradaki maliyeti göz ardı ederiz. Şimdi bir örnek verelim. Mesela Sitting diyelim, ad diyelim ya da isim diyelim şöyle. Gençay değerini verelim. Niye eşittir çalışmıyor? Evet, Gençay değerini verelim. Allah Allah. Soy isim diyelim, yıldız değerini verelim. Şimdi arkadaşlar, elimizde makul sayıda 2 tane 3 tane değişken varsa bunları string olarak birleştirmek istiyorsanız string interpolation ya da string formatı kullanabilirsiniz. Ya da daha da kolayca hızlı bir şekilde isim artı soy isim diyebilirsiniz. Ama buradaki değişken sayısı ya da değer sayısı ya da parametre sayısı yani string ifadelerin birleştirilecek ifadenin sayısı adeti artıyorsa artık makul değilse haddinden fazlaysa hani buna bir sınır koyamayız belki ama 5'i buluyorsa örneğin 5'i buluyorsa artık buradaki maliyeti göz ardı etmeniz sizin için kazançlı olmayacaktır. Çünkü hadi 5 değil 15 olsun ya ciddi bir maliyet söz konusu olacaktır. Kaynakları ciddi bir şekilde tüketeceksiniz. Böyle bir durumda biz kaynakları ciddi manada tüketmemek için string segmentle bu operasyonları gerçekleştirmek isteriz. İşte string builder diyor ki bana, kardeşim ben arka planda string segment algoritmasını kullanıyorum. Yani string segmenti kullanıyorum ve kullandığım bu operasyon, bu türle senin istediğin operasyonu hızlı bir şekilde maliyeti düşürmüş ve performansı arttıracak bir şekilde gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla sen gel bunu kullan. Artı operatörünü kullanacağına birkaç satır fazla kod yaz ama Sitting Builder'ı kullan demiş oluyor. Şimdi gelin buradaki açıklamayı yapalım. Sitting Builder, Sitting birleştirme operasyonlarında artı operatörüne nazaran, değil mi? Artı operatörüne nazaran arka planda nazaran yüksek maliyeti absorbe edebilmek için arka planda arkadaşlar sitting segment algoritmasını kullanan ve bu algoritma ile bizlere ilgili birleştirme sonucunu diyelim. Şöyle diyelim. İlgili değerleri olabilecek en az maliyetle birleştirip döndüren bir fonksiyondur. Şimdi makul bir sayı geçtikten sonra fonksiyondur, sınıftır diyelim, sınıftır. Arkadaşlar makul bir sayı geçtikten sonra string builder'ı kullanmamız yazılımımız açısından daha performanslı, daha tercih edilir olacaktır. Bunun sebebi de string builder'ın arka planda string segmenti kullanmasıdır. Dolayısıyla şimdi gelip bir örnek verelim. Ben bu işlemi bu şekilde yapabileceğim gibi string builder ile de şu şekilde yapabilirim. String builder diyorum. String Builder'ı kullanabilmem için System Text'te arkadaşlar bu kütüphaneyi kullanmam lazım. Bu kütüphaneyi ekstradan yüklememize gerek yok. .NET'te kendisi dahili bir şekilde gelmekte. Sadece yukarıya Using etmeliyim. Bakın tıkladığım zaman yukarıya Using ediyorum. Peki hocam o pencereyi nasıl açtın? String Builder'ı yazdıktan sonra şuradaki ampulü tıklıyorsunuz. Yukarıya Using et diyorum. Bunu sen buraya ekledikten sonra bunun içerisindeki şu sınıfa, şu türe erişebiliyorsun. Dolayısıyla şuna bir isim verelim. The New String Builder diyelim. Arkadaşlar bu da bir class olduğundan dolayı bunun yapısal nesnel bir yapısı olduğundan dolayı bu şekilde çalışmamız gerekecek. Şu söz dizimine ileride değineceğim için bu seviyede hiç girmiyorum. Devam edersek builder nokta arkadaşlar append diye bir fonksiyonumuz var. Append fonksiyonu birleştirme yapılacak tüm artı operatörü yerine
append'la birleştirme yapılacak değerleri kattığımız, işleme tabi tuttuğumuz bir fonksiyon. Buraya geliyorum, ismi veriyorum. Ardından builder diyorum. Arada ne olsun mesela, boşluk mu olsun? Nokta, hani append deyip şu şekilde bir çalışma yapabiliriz. Ya da sen ne yapıyordun? Araya bir boşluk koyuyordun değil mi? Şu şekilde. Her bir artı yerine arkadaşlar append fonksiyonu kullanmanız buradaki maliyeti minimize edecektir. Gelin şimdi sonuncu kez ismimi yazayım. Bitti. Şu anda arkadaşlar string builder'la ilgili birleştirme işlemini olabilecek en az maliyette yapmış olduk. Gerçi kendisi yapmış oldu. Biz sadece bunu kullanıyoruz. Kendisi arkadaşının algoritmasını kullanıyor, string segment'in. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz işlem neticesinde builder.toString dememiz birleştirecek metinsel ifadelerin birleştirilmiş halini bizlere getirecektir. Yani anlayacağınız string builder string formatlandırma operasyonlarında maliyeti, olabilecek maliyeti minimize etmek için kullandığımız hazır bir sınıftır, türdür diyelim arkadaşlar ve sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim.